Efeler hayvan pazarında 3 köpek zehirlenerek öldürülmüş, 1 köpek de ağır yaralanmıştı. Olaydan civarda tarlaları bulunan tarihi sorumlu tutan hayvanseverler imza kampanyası başlatmış ve hayvan katliamı ulusal gündeme taşınmıştı. ITV Haber ekibi olarak haberden 5 gün sonra Efeler Güzelhisar Mahallesi'nde yaşayan hayvansever Funda Küçük'ün evine konuk olduk. Olayın peşini bırakmayan Küçük, olaydan sonra sosyal medyada yurt dışından da vatandaşların katıldığı bir imza kampanyası düzenledi. Çok değil, bundan 5 gün önce Aydın'da 3 köpek öldürüldüğüyle sizlerin karşısındaydık. Funda Hanım bu işin peşini bırakmadı, olayın devamında neler gelişti kendisinden öğreneceğiz. Biliyorsunuz 5 gün önce çok acı bir şekilde besleme bölgemizdeki canlarımız zehirlenerek katledilmişti. Biz de olayın peşini bırakmadık. Giderken hemen belediye ekipleri ve jandarmaya haber vermiştik. Jandarma başka bir ihbarda olduğundan dolayı tam 4 saat sonra, hatta 4,5 saat sonra geldi ihbarımızdan. Ve biz de zehirli etleri toplamak zorunda kaldık. Yüzlerce hayvan var. Birini tutsak biri durmuyor ve etleri toplamak zorundayız diğerlerini kurtarmak için. Delileri yok ettiğimiz için, o hayvanları ve etleri topladığımız için köpekleri tahlile ve etleri de tahlile gönderemeyeceklerini söylediler. Çünkü delileri yok etmişiz. Maalesef kanunlarımız çok kötü, çok acımasız. Orada zehirli etleri 4,5 saat gibi bizim bekletme gibi bir imkanımız yok. Biz yine de soruşturma başlatacağız. Gerekli herkesin ifadesi alınacak şeklinde bana bir bildirim yapıldı. Üzerinden 5 gün geçti ve şu an daha dönen ya da bir bilgi veren olmadı. Küçük 3000'in üzerinde sosyal medyada imza topladık. Her sene bu katliam düzenli olarak yapılıyor iddiasında bulunurken, Tarış Başkanı Nizamettin Başaran'ın hayvanları bizzat zehirlemese bile teşvik ettiğini savundu. Allah'tan herkese vicdan ve merhamet diliyorum diyen Funda Küçük, bu hayvanlara sahip çıkacak nice Funda Küçükler var. Biz bir tane değil binlerce kişiyiz şeklinde konuştu. Ölen öldüğüyle kaldı diyeyim ben. 2 gün oluyor. Şu an 3000 küsür tane imzamız var. Başka bir grup yine... Hepsi Aydın'da mı peki? Yok, hayır. Hatta Türkiye'de bile değil. Çok hayvansever bu kampanyamıza imzada bulundu. 3000'in üzerinde ve daha da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bugün itibariyle başka bir hayvansever arkadaş yine bu olayla ilgili imza kampanyası başlatmış. Daha 2 saat olmuş ve 2000 imza olmuş. Ya imzaların kaç tane olduğu da aslında önemsiz. Giden gitti. Benim istediğim, her sene düzenli olarak bu zehirlenme yapılıyor hayvan pazarında. Her sene bu dönem pamukların ekilme döneminde bu katliam düzenli olarak yapılıyor. Geçen sene de yapıldı. Elimiz ağzımız dilimiz bağlandı derler ya, hani şok olduk. Hani acaba biz mi yanlış biliyoruz, belki tarladan zehirli bir ilaçlama sonucu bir şey yemiştir diye. Gördüğümüz etlerin üzerinden yapılmış olan zehirleri yani gördükten sonra bunun kasıtlı olarak bilerek ve katliam için yapıldığını emin olduk. İşin kötü tarafı da şu, sizler de biliyorsunuz Nizamettin Başaran Tarış Başkanı hatta sizlere gelip hayvan pazarını istila etti diye şikayette bulunup her yere dilekçe verip hatta sizlerle bile hayvan pazarına gidip çekim yapmış ve haber yapmıştı. Bu resmen yer bildirmek. Burada hayvanlar var, gelin zehirleyin demek. Yapmasa bile yapılmasına teşvik etmek demektir. Bu resmen bu hayvanların ölümünün sebebi olmak demektir. Hayvan sevmeyen, hayvanların yok edilmesini isteyen bir Tarış Başkanı olmasını da zaten düşünemiyorum. Yani ne diyeceğim bilemiyorum. Vesile olduğunu düşünüyorum bu olaya. Yer gösterdi resmen. Hani hayvan sevmeyen birine burada bakın köpekler var demek bu. Kendi yaptı yapmadı elimizde delil yok. Ama Allah'ıma diyorum ki şu kandil gününde ya onların da bir canı var. Herkesin önünde çoluğu çocuğu var. Allah herkese vicdan ve merhamet versin ve bir daha tekrar olmasın ama bu işin peşini sonuna kadar bırakmayacağız.